geldiniz. Bugün sizlere kontak lensler hakkında bir video hazırlıyorum. Kontak lenslerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vereceğim. Nasıl takıp çıkardığımı göstereceğim ve aynı zamanda kontak lens tipleriyle alakalı bilgi vereceğim. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki eğer lens kullanmak istiyorsanız kesinlikle önce bir göz doktoruna başvurmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı insanların gözleri hani lenste sıkıntı yaratabiliyor. Aynı zamanda hani ben de size lenslerin nasıl kullanılması gerektiğini açıklayacağım. Fakat bir doktor benden çok daha iyi açıklayabilecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle eğer lens kullanmak istiyorsanız kesinlikle bir doktora başvurmanızı tavsiye ediyorum. Lensler sizin bildiğiniz üzere iki çeşit var. Renkli ve renksiz gibi diyebiliriz. Renkli lens kullanıyorum ben. Şeffaf lens hiç kullanmadım. Ama onun da kullanımı yaklaşık aynı şekilde oluyor. Bir de lenslerin kullanım sürelerine göre çeşitleri var. Günlük lensler, aylık lensler, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık gibi 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 bu tarz lens çeşitleri var. Benim bildiğim en fazla 1 yıllık var. Daha fazlası varsa bilmiyorum. Şimdi size bu lenslerin farklarını açıklayacağım. Günlük lenslerde lensi kutusundan çıkartıyorsunuz, gözünüze takıyorsunuz ve daha sonra günün sonunda çıkartıp atıyorsunuz çöpe. Fakat aylık lenslerde bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Paketi açtığınızdan itibaren bir ay süresi var. Yani ne kadar takıp takmadığınızla alakası yok. Bir ay sonra çöpe atmanız gerekiyor onları da. Bu lensleri de çıkartıyorsunuz. Öncelikle lens kutusu satın alıyorsunuz. Genelde solüsyon satın aldığınızda veriyorlar. Lens kutusu satın alıyorsunuz. İçerisine lensleri koyuyorsunuz. Paketinden çıkardıktan sonra üzerine solüsyon koyuyorsunuz. Ve solüsyonun içerisinde en az 1-2 saat beklettikten sonra gözünüze takmanızı öneriyorum. Ve bir aydan daha uzun lensler için de bu şekilde. Günlük lenslerde solüsyon satın almanıza gerek yok. Solüsyon lensi temizleyen, lensin üzerindeki protein birikmesini arındıran bir sıvı. Göz sıvınıza benzeyen bir sıvı. Kontak lensler asla suyla temasa geçmemelidir. Hatta lens kutusunu bile suyla yıkadıktan sonra içine solüsyon koyup sonra lensleri koymamanızı söylerler. Çünkü su lenslere temas ettiği zaman lensleri eritiyor, özelliklerini kaybediyorlar. Bu nedenle asla lenslerinizi suya dokundurmamanız gerekiyor. Bu nedenle lenslerinizle havuza girmemeniz ve duş almamanızı da öneriyorlar. Bir de asla 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 lenslerinizle uyumamalısınız. Bazı lenslerle uyuyabiliyorsunuz. Öyle lensler var eğer numaralı lens alıyorsanız. Fakat yine de uyumamanız daha iyi olur. Şimdi günlük lensle aylık lens ya da yıllık lens arasındaki farklar şu şekilde oluyor genelde. Günlük lensler birazcık daha ince oluyorlar ve yıllık lensler daha kalın oluyor. Yani kullanım süresi arttıkça anladığınız üzere lens birazcık kalınlaşıyor. Bu da birazcık konforunu etkiliyor. Fakat ben aylık lens kullanıyorum. Hiç günlük lens kullanmadım. Aylık lenslerle de çok rahat ediyorum. Genelde yıllık lensleri şey için oluyor. Böyle deli cosplay lensleri oluyor ya, böyle kırmızıydı, oydu buydu. Genelde yıllık lensler bu şekilde oluyor. Ama aylık lens kullanıyorum ben ve çok çok memnunum. Bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle rahatsız değil. Eğer lense takıyorsanız ve rahatsız ediyorsa kesinlikle lensi aldığınız yere gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki hani bu lens batıyor, bir bakabilir misiniz? Onlar yakından inceliyorlar lensi. Üzerinde bazen hani küçük bir toz parçası falan bile olmuş olsa bile gözünüzü çok rahatsız edebiliyor. Söylemek istediğim başka bir şey daha var. Lütfen böyle bilmediğiniz yerlerden falan lens satın almayın. Gidin optik mağazalarından satın alın. Oradaki insanlar biliyorlar. Sizin için daha iyi lensler önerebilirler. Hatta bazı göz merkezlerinde denenebiliyor bile. Ben mesela kendiminkileri deneyerek almıştım ilk lensimi. Adana'da Sevgi Göz Merkezi var. Hem göz hastanesi hem de optikleri var. Orada lensleri deneyebiliyorsunuz. Hatta orada bir yardımcı bayan oluyor genelde ve lensleri denemenize şey yapıyor. Hani eğer takmayı falan bilmiyorsanız onu da gösteriyor. Takıyor, çıkarıyor sizin için ve istediğiniz her rengi deneyebiliyorsunuz. Sonra beğendiğiniz rengi satın alıyorsunuz. Eğer böyle bir imkanınız varsa ilk önce lensleri denemenizi öneriyorum. Şimdi lensleri ilk aldığınızda büyük ihtimalle bu şekilde olacaklar. Bunlar aylık lensler. Ben bunları daha açmadım. Fakat şeklini göstermek istiyorum sadece. Genelde bu şekilde oluyorlar. Bir çift lens geliyor. Hangisinin sağ hangisinin sol olduğunu genelde belirtmiyorlar. Çünkü genelde bu önemli olmuyor. Eğer numaralı lens alacaksanız ya tek tek satılan lenslerden almanız gerekiyor ya da aynı numaranın iki kutusunu almanız gerekiyor. Yani mesela bir gözünüz 0.75, öbür gözünüz 1.25 ya. Bir kutu 1.25 alıyorsunuz, bir kutu 0.75 alıyorsunuz. Sonra bir tane ondan, bir tane ondan alıp takıyorsunuz.
Onları atıyorsunuz, öbürünü alıp öbürünü alıp takıyorsunuz, 2 ay kullanmış oluyorsunuz yani. Umarım anlatabilmişimdir o kısmını. Dediğim gibi lensleri açtıktan sonra 1 ay kullanabiliyorsunuz. Onun için ben bütün lenslerimi aynı anda açmıyorum. Ne kadar istesem de bunları denemeyi çok istiyorum. Ama açmıyorum. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Eğer günlük lens kullanmayacaksanız, diğerlerinden tercih edecekseniz lens kutuların üzerinde sol ve sağ ayrımı yapılmıştır genelde. Bu ne içindir normalde? Hani sol gözünüzün numarası sağ gözünüzün numarasından farklıdır. Onları o şekilde muhafaza edip o şekilde takmanız gerekiyor. Ama lensleriniz numaralı olmasa bile bu sol sağ ayrımına dikkat etmeniz lazım. Çünkü eğer bir gözünüz enfeksiyon kaparsa bir lensten, o lensi diğer gözünüze taktığınız zaman diğer gözünüzde enfeksiyon kapar. Bu da hiç hoş bir şey değil. Onun için ben her zaman sol ve sağ gözüme aynı lensi takmaya dikkat ediyorum. Şimdi lens solüsyonundan birazcık bahsedeyim. Ben bu solüsyonu kullanıyorum. Alcon Optifree Express lens solüsyonunu kullanıyorum. Bu genelde en popüler solüsyonlardan biri. Bausch ve Lomb diye bir marka var. Biotrue. O da çok popüler bir marka. Genelde bütün solüsyonlar aynı. Fakat eğer çok çok özel bir lens alıyorsanız onun için özel bir solüsyon verebilirler gözlükçüde. Fakat genelde bütün lensler bu solüsyonlarla kullanılıyor. Bu solüsyonlar çok çok önemli. Bu solüsyonları kesinlikle suyla değiştirmemeniz lazım. Tekrar söylüyorum, lenslerinizi eritecektir. Solüsyonlar böyle lensin üzerinde birikmiş olan proteini, tozu falan temizliyor. Onun için solüsyonunuz gerçekten gerçekten çok önemli. Lensinizi her takıp çıkardığınızda kutuya yeni solüsyon koymayı unutmayın, ihmal etmeyin. O da çok önemli bir şey. Çünkü mesela lensinizi solüsyona koyuyorsunuz, temizleniyor, çok güzel takıyorsunuz gözünüze. Gözünüzdeyken tekrar kirleniyor, üzerine protein bulaşıyor, toz geliyor. Çıkarıyorsunuz, aynı kirli solüsyon içine koyuyorsunuz, o lens temizlenmeyecektir. Onun için tekrar tekrar söylüyorum, solüsyonunuzu değiştirmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdi bende şu anda 2 tane lens var, açık olan, size gösterebileceğim. Bir tanesinin rengi, bunun içindeki, Allah. Bunun içindekinin rengi Pure Hazel diye geçiyor, Fresh Look markasının. Bu da Kore'den aldığım bir lens. O lens markasının gri renkli. Bunları sizin için deneyeceğim. İki gözüme iki farklı lens takacağım. Lensleri nasıl taktığımı göstereceğim. Aynı zamanda nasıl çıkardığımı göstereceğim. Genelde herkes bu konuda endişe ediyor. Şimdi size lensleri nasıl taktığımı ve nasıl çıkardığımı göstereceğim. Evet, bugün takacağım ilk lens Fresh Look markasının Pure Hazel rengi. Öncelikle bunu sağ gözüme takacağım. Sağ tarafta olanı çıkartacağım. Lenslerinizi kutudan çıkarabilmeniz için ucu plastikli olan lens cımbızları var. Bende onlardan yok. Ben direkt elimle alıp çıkartıp takıyorum. Parmağımın ucunda şu anda lensi görebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Biraz daha zoom yaptım lensi daha güzel görebilmeniz için. Lensin rengi çok güzel bir bal rengi. Fındık gibi böyle. Şu an parmağımın ucunda lens görüyorsanız. Parmağımı yapışık bir şekilde. Şimdi bu arada lenslerinizi takmadan önce ellerinizi yıkamayı mutlaka unutmayın. Ben ellerimi yıkadım. Ellerim temiz şu anda. Önce lensin doğru tarafta olup olmadığına bakmamız lazım. Şimdi lense bu şekilde bakıyorum. Büyük ihtimalle siz kamerada göremeyeceksiniz ama lensin şekli tamamen bir yuvarlak olması gerekiyor. Ama bunun şekli birazcık daha böyle şöyle açılıyor. Onun için şu anda lensimin ters olduğunu anlayabiliyorum. Bunu çevireceğim. Şimdi sizlere bunu nasıl taktığımı göstereceğim. Öncelikle diğer elimle bu göz kapağımı kirpiklerinden yukarıya doğru çekiyorum. Daha sonra lensi işaret parmağıma aldım. Orta parmağımla alt kapağımın kirpiklerini aşağıya çekiyorum. Sonra yan tarafa bakıp lensi gözümün beyaz kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra lensin olduğu tarafa bakarak lensi gözüme yerleştireceğim. Evet, lensimiz gözümüzde. Gözüm birazcık sulandı fakat normalde lens takarken göz birazcık sulanabilir. Hatta şu anda da ışık birazcık şey yapıyor, vuruyor gözüme. Bu bal rengi olan, şu anda gözümde görüyorsunuz, Fresh Look markasının. Bence bu çok güzel bir lens, yani hoş duruyor. Şu anda gözümde lens olduğunu hissetmiyorum. Sizin de hissetmemeniz lazım. Eğer hani lensi bir süre sonra unutmuyorsanız, gözünüze falan batıyorsa kesinlikle takmayın, çıkartın. Kesinlikle. Yani gözünüze zarar vermeyin. Sadece bir çift gözle dünyaya geliyorsunuz. Daha fazla göz hakkınız yok. Onun için lütfen gözlerinize iyi bakın. Şimdi öbür gözüme gri olanı takacağım. Yine aynı şekilde kutusundan alıyorum. Bazen de bu şekilde ayırıyorum. Bir elimin orta parmağıyla yüzük parmağını kullanıyorum.
Bir de şu anda aynasız yapmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum. Neredesin çocuğum? Harika. Bu gözümde gri bir lens var. Şu an bu gözümde de ela bir lens var. Bal rengi de nasıl diyorsanız artık. Ve şu an ikisi de gözümde takma kısmı bu şekilde. Ben bu lenslerin ikisini de gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi bu lensleri çıkarmaya geldi. Çıkarması biraz daha kolay. Kutulardaki solüsyonları bir dökeceğim. Şimdi öncelikle kutularda taktığım lenslerin olduğu kısımlar boş fark ettiyseniz. Şimdi bunları taze solüsyon doldurmam lazım. Bunu ben genelde lensimi çıkarmadan önce yapıyorum. Bazıları önce lensi çıkartıyorlar, kutuya koyuyorlar. Sonra üstüne solüsyon koyuyorlar. Ben önce solüsyon koyacağım. Şimdi size çıkarmayı göstereceğim. Çıkarması çok daha kolay. Öncelikle bu gözü azıcık açacaksınız. Çok fazla gerekmiyor. Lensi tutup aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor. Tam karşıya baktığınız zaman genelde çok rahat yapıyorsunuz bunu. Kaydını zaten görebiliyorsunuz. Çünkü o lensin Allah renkli kısmını görmeye başlıyorsunuz. Konuşurken yapmak çok zormuş. Konuşmadan yapmaya çalışacağım. Böyle. Şimdi aynısını diğer gözüm için yapacağım. Önce anlatayım, sonra yapayım. Çünkü konuşurken yapamadığımı fark ettim. Şimdi önce lensi tutup aşağıya doğru birazcık çekeceğim. Sonra şöyle iki parmağımla cımbız şeklinde alacağım. Çıkarması gerçekten kolay. Tuttum. Çıkardım. Ve bu şekilde kutusuna koydum. Evet arkadaşlar, umarım bu videoyu bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Umarım bir işinize yaramıştır. Umarım size lensler hakkında bir şey gösterebilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer lenslerle alakalı başka sorularınız varsa bana da sorabilirsiniz. Göz doktorunuza da sorabilirsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.